Günden kalanlardan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu, başlıyoruz. Yine dopdolu bir akışımız var. Günden kalanlarda önce Ankara'da Mahir Kılıç bizlerle olacak. Ankara gündemini alacağız. Ardından Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız yine bizlerle olacak. Piyasa kapanışını Burcu Kıratlı ile gerçekleştireceğiz. Ardından Ceren Dilekçi her zaman olduğu yerinde Londra'da bizleri bekliyor olacak. Avrupa borsaları biraz negatife dönmüştü. Son durumu alacağız. Ve ikinci bölümde özellikle tabii yapay zeka politikalarına dair hükümetin açıklamış olduğu, ortaya koymuş olduğu bir strateji planı vardı. Bununla ilgili Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu bizlerle olacak. İstihdam adına, ekonomi adına ne anlatır? Yapay zeka deyince herkes işini kaybedebileceğini düşünüyor diye anketler vardı. Daha önce Zafer Bey'le görüşmüştük. Bununla ilgili olarak ne sunuyor bize? Çünkü önümüzdeki dönemde bu sektörde epeyce bir istihdam sağlanacak. Hepsini konuşacağız. Profesör Doktor Oral Erdoğan bizlerle olacak. Piri Reis Üniversitesi Rektörü. Kendisiyle de özellikle Çin'de biliyorsunuz kapanan bir liman vardı. Tam iki hafta kapalı kaldı. Açıldı şu anda ama halen daha biliyorsunuz kuru yük endeksine baktığımızda rekor seviyelerde bir gevşeme görülmüyor. Acaba kademeli olarak etkisi sonra mı gelir? Bu konteyner krizi maliyetleri nasıl artırıyor? Navlun fiyatlarının artmış olması, bunları konuşacağız diyelim ve başlayalım önce rakamlar. Şu anda Borsa İstanbul tarafında 0.75'lik bir geri çekilme var. Endekste genele yayılan bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. Hisse bazlı hareketler de eşlik ediyor. Özellikle dolar TL tarafındaki gün içerisinde yükseliş kalıcı olmadı. Düşüş eğilimi sürüyor. 8.39.73 Euro TL 9.87 seviyesinde. Euro dolar paritesi bugün 1.17.49. Türkiye tahvilleri 2 yıllık yatay, 10 yıllıkta geldiğimiz seviye hafta başından bu yana 17.35 diyebiliriz. Orada da yatay bir bant var. Avrupa borsaları şu anda biraz daha yeşillere dönmüş durumda. Almanya'nın negatif ayrıştığı bir ortam var. Vaka sayılarının artış gösterdiği İngiltere dikkat çekiyor. Yine yayın boyunca konuşacağız. Özellikle Almanya ve Avrupa genelinde verilerin bir miktar yavaşlama gösterdiği bir ortam var. Hafta başında PMI verilerinde de bunu takip etmiştik. ABD tarafında da tabii ana gündem tüm dünyayı, küresel borsaları her yeri etkileyecek olan tabii ki Jackson Hole. Cuma günü piyasalar Jackson Hole öncesinde biraz daha görece sakin seyrediyor. Ama şu anda ABD borsaları yeşillerde, onu da belirtelim. Emtia tarafında altın bugün %1'e yakın geri çekilme. Gram altın 482 TL. Bitcoin yatay 48 bin doların üzerinde. Brent tarafında da geldiğimiz seviye 71 doların üzeri. Tekrardan o geçtiğimiz haftalık çekilmenin ardından tekrar yükselişle birlikte Brent tarafında 71 dolara gelindi. Şimdi Ankara gündemini alacağız. Mahir Kılıç bizlerle. Hoş geldin Mahir Kılıç. Neler var gündeminde, seni dinliyoruz. Evet, bizler de hemen Ankara'da merhaba deyip başlayalım yayınımıza. Afganistan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Afganistan'daki gelişmeler ve yankıları sürüyor. İngiliz basında geçtiğimiz gün yer alan bir haber söz konusuydu. O haberin yankıları hala devam ediyor. Türkiye'de Afgan mülteciler için bir merkez kurulacağı yönünde bir haber söz konusuydu. Bu haber hem Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı hem de hükümet tarafından yalanlandı. Öyle ki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin tek bir mülteci dahi alma kapasitesinin bulunmadığını ifade etti. Haberin geri çekildiğini öne sürmüştü. Bu açıklamaya da muhalefetten tepki geldi. Muhalefet söz konusu haberin yayınlandığı gazetenin haberini çekmediğini, o gazeteden alıntı yapan televizyonun haberini çektiğini ifade etti. Mevcut haberin, yani Türkiye'de mülteci kampları kurulacağı yönündeki haberin kendi gazetesinde, ilk çıktığı gazetede durmaya devam ettiğini, gazetenin haberin arkasında olduğunu kaydetti ve hükümeti ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerle de mülteciler konusunda anlaşma yapmakla suçlu Afgan mültecilerin Türkiye geliş konusunda kapalı kapılar ardında hükümet tarafından söz verildiği iddiasını yineliyor. Buna da hükümetin tepkisi var. Öte yandan Taliban'ın verdiği bir süre vardı ülkedeki yabancı askerlerin geri çekilmesi noktasında. Nedir o? 31 Ağustos'a kadar tüm ülkelerin askerlerini çekmesi gerektiğini ifade etti ve bu tarihinde kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Taliban Türkiye ile ilgili bir soru yöneltildiğinde ise Türkiye'nin değil kendilerinin Kabil Havaalanı'nı koruyabileceğini ifade etti. Yani Türk askeri de dahil tüm yabancı ülke askerlerinin ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi. Bu tarihinde, yani 31 Ağustos'unda değişmeyeceğini kaydetti. Yaklaşık 6 gün var bu tarihinde. Bu sürenin de dolmasına ne, hangi adımlar atılacak? Türk askeri oradan çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Bu yönde hükümetin planları ne? B, C, D planları var mı yok mu? Bunu da merakla bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz. Yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Afganistan bizim
en sıcak başlığımız olacak diyebiliriz. Rezerv tartışmasına devam edelim. Aslında geçtiğimiz aylarda bir Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden bir tartışma yürütülmüştü. 128 milyar dolar tartışması vardı. O tartışma biraz gölgede kalmıştı ki geçtiğimiz gün yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada Merkez Bankası'nın kasasında 109 milyar dolar bulunduğunu ifade etti. Kısa bir süre sonra ise bunun 115 milyar dolara çıkacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sözleri, bu rakamlara muhalefetten tepki gecikmedi. CHP sözcüsü ve aynı zamanda ekonomiden sorumlu kurmaylardan bir tanesi Faik Öztrak o 109 milyar doların Çin'den, Katar'dan, Güney Kore ile yapılan swap anlaşmaları neticesinde bulunduğunu ifade etti. Yani bizim paramız değildi de ayrıca IMF'den de 6.3 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye'ye aktarılacağını, bununla birlikte yani 109 milyar doların üzerine bu paranın IMF'den gelecek paranın eklenmesiyle birlikte 115 milyar dolara ulaşılacağını ifade etti. O 6.3 milyar dolar ne, onu da hemen ifade edelim. IMF salgınla mücadele kapsamında ülkelere destek için 650 milyar dolarlık bir kaynak aktarımında bulunacak. Ülkelerin kotalarına göre bir dağılım söz konusu olacak. Türkiye'de 6.3 milyar dolarlık bir aktarım olacağını söyledi CHP sözcüsü Faik Öztrak. Yani Merkez Bankası'nın kendisine ait bu kadar rezervi olmadığını ifade etti. Peki muhalefetin iddiasını son cümle onu da ifade edelim. Merkez Bankası'nda eksi 53 milyar 200 milyon dolarlık bir açık olduğunu ifade etti. Bir kez daha belirtelim. Eksi 53.2 milyar dolarlık bir eksi rezerv olduğu iddiasında CHP. Ve dediğimiz gibi Afganistan'ı konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde oradaki gelişmeler çok yakından takip ediliyor. 31 Ağustos'a kadar süre verilmiş yabancı ülke askerlerinin çekilmesi için Türkiye ne yapacağı merak konusu. Öte yandan rezerv tartışması da önümüzdeki günlerde konuşacağımız önemli başlıklardan biri olacak diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım. Mahir Kılıç, çok teşekkürler aktardıkların için. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız. Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Az önce Mahir Kılıç aktarıyordu. Rezerv meselesi gündemde dedi. Tartışılmaya devam ediyor dedi. İsterseniz oradan bir başlayalım. Çünkü tabii bu zaman zaman gündeme geliyor. Geçtiğimiz senede işte özellikle döviz satımlarının yaşandığı süre içerisinde rezervlerin hızlıca gerilemesi çok tartışılmıştı. Bu sene bir miktar iyileşme görüyoruz. Swap'ların da etkisi vardır. Son olarak IMF'in özel çekim hakkı SDR'yi de kullandırmasıyla birlikte özellikle 6.3 milyar dolarlık ek bir kaynak sağlandığı ifade ediliyor. Ne dersiniz hocam? Şimdi uluslararası rezerv belki çok tartışılan bir konu. Biz de defalarca bunu anlatmaya çalıştık biliyorsun burada. Hı hı. Çünkü uluslararası rezerv dediğiniz zaman Merkez Bankası'nın aktifindeki bütün altın ve döviz varlıklarını alıyoruz. Buradan kısa vadeli döviz borçlarını çıkartıyoruz. Bu şekilde hesaplanıyor. Bakın dikkat edin, bütün borçlarını çıkartıyoruz demiyorum. Sadece Merkez Bankası'nın aktifinde yer alan, bu kendisinin olabilir, bu bankaların olabilir, bu hazinenin olabilir, bu altın ve döviz, bu dövizler efendim swap'la gelmiş olabilir. Yani dışarıya veya içeriye borç olabilir. Bunlara hiç bakmıyoruz uluslararası rezerv tanımında. Uluslararası rezerv tanımında nereden gelirse gelsin, kimin olursa olsun bütün dövizleri alıp alt alta koyuyoruz. Altınları da dövize çeviriyoruz. Diyoruz ki bizim efendim şu kadar rezervimiz var diyoruz. Örneğin 111 milyar dolar döviz varlığımız var diyoruz. Altını da katarak sonra da 2 milyar dolar civarında herhalde öyledir. Daha fazla olmaz. Yani olursa da 1-2 milyar dolar sapar benim söylediğim. 2 milyar dolar da o anda döviz satışı yapılmış. Belki ithalat için kullanılacak. Çıkacak olan döviz vardır Merkez Bankası'ndan. Onu çıkartıyoruz. Geriye kalan 109 milyar dolar diyoruz. Bizim uluslararası rezervimizdir diyoruz. Yani burada hani bu bizim kendi paramız değil. Yani net herkesin parası burada. Örneğin bankalar zorunlu karşılık yatırıyor Merkez Bankası'na. Altın ve döviz yatırıyor. RomRock dediğimiz mekanizmalar var. Bununla döviz geliyor. Dolayısıyla hazine mesela yurt dışından borçlanıyor. Hazine yurt dışından borçlandığı zaman
nasıl muhasebeleştiriliyor? Aktifte Merkez Bankası'nın döviz varlıklarının içine giriyor. Çünkü hazinenin muhabiri Merkez Bankası, yurt dışı hesaplara, Merkez Bankası'nın hesaplarına giriyor. Hazine borçlandığı zaman Merkez Bankası buna karşılık hazinenin mevduatına da borç yazıyor pasife. Yani yükümlülük olarak da bunu gösteriyor. Ama o yükümlülük kısa vadeli yükümlülük olmadığı için uluslararası rezervlerde biz neyi görüyoruz? Hazinenin de dövizini görüyoruz ama hazineye olan borcu burada ifade etmiyoruz. İşte bunu ifade ettiğiniz zaman net döviz pozisyonu dediğimiz pozisyonu hesaplamanız lazım. Bence swapları da katarak hesaplamamız lazım tabii ki buraya. Neden? Çünkü bankaların kur riskini hesaplarken nasıl aktiflerindeki döviz varlıklarını, vadeli döviz alacaklarını, aynı şekilde pasifteki yani yükümlülükler içinde yer alan bütün döviz borçlarını ve bilanço dışındaki vadeli döviz borçlarını alıp bir hesaplama yapıyorsak, Merkez Bankası'nın da kur riskini bu şekilde hesaplamamız lazım. Dolayısıyla bu şekilde hesapladığınız zaman da Merkez Bankası'nın yaklaşık 50 milyar dolar eksi pozisyonda olduğunu görüyorsunuz. Çünkü swapları dahil ettiğimizde eksi bir rakama geliyoruz. Çünkü 66 milyar dolar civarında bir ne var? Swap pozisyonumuz var. Dolayısıyla bence bunlarla zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Muhasebesel şeylerle zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Çünkü asıl önemli olan biz nasıl döviz üreteceğiz, nasıl döviz yaratacağız? Biz tabii basamayız yani böyle bir kalpazanlık yapamayız da ama nasıl döviz üretmemiz lazım ülkemize? Bunları tartışmamız lazım. Şimdi IMF ne yaptı? 650 milyar dolar. Bu Covid nedeniyle ülkelere, özellikle fakirlere, fakir ülkelere diye düşünüldü. Çünkü gelir dağılımı bozuldu. Özellikle kadınların çalışma konusunda çok ciddi problemler yaşandı. Eğitimler aksadı. Bu nedenle ülkelere destek verelim dendi. 650 milyar dolarlık bir paket çıktı. Bu ülkelere kotaları doğrultusunda dağıtıldı. Türkiye'ye de 6.3 milyar dolar bir rezerv gelecek. Yani oradan bir destek gelmiş olacak. Biz de bunu rezervimize koyduğumuz zaman 109 milyar dolar dediğimiz bu uluslararası rezervlerimiz birdenbire ne yapmış olacak? Aslında uluslararası rezerv olarak 115 milyar dolara çıkacak. Ama pasifte bunu rezerv kolaylığı diye borç olarak göstereceğiz, yazacağız bunu. Yani bizim net döviz pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Bu bizim dövizimiz değil çünkü. Ona göre hesabımızı yapacağız. Dediğim gibi böyle bir hani... Brüt tarafa tamam. Yarar diyorsunuz değil mi? Hani hep tartışılıyordu ya bu. Yani işler brüttür. Dolayısıyla çok böyle hani bunun üzerinden durmaktan ziyade... Ya o zaman da herkes devamlı uluslararası rezerv üzerinde durduğu zaman... Bunun üzerinde tartışmaya başladığı zaman Merkez Bankası da uluslararası rezervleri nasıl artırırım? Veyahut da işte borcu nasıl daha aşağıya doğru çekebilirim gibi bir takım çalışmalar veyahut da gayretler içine giriyor. Bu da bizim kafamızı karıştırıyor. Şimdi mesela geçen işte borçları 25 milyar dolar biliyorsun azalttık kısa vadeli borçları. Orada hesaplamada bir revizyon yapıldı. Evet hani o biraz dediğiniz gibi kısa vadeli tarafa yaradı. Bir revizyon yaptık ve bir hesaplama yaptık. Dedik ki nereden başladık çalışmaya? Bir makale yayınladı Merkez Bankası'nda çalışanlar. Tek bir makale. Bir makale üzerine gittik zaten. Bu makale yayınlandı. Baktılar dediler ki Türkiye'nin ithalat borçları, efendim karşılaştırdığımız ülkeler var, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler. Bunlarla kıyasladığımız zaman çok yüksek görünüyor. Dolayısıyla bu kadar olmaması lazım. Peki seçtiğiniz ülkeler kimler? Gelişmiş ülkeler. Amerika'yı bırakın dışarıya. Amerika cari açık veriyor. Parası zaten rezerv para. Basıyor, veriyor. Malı istediği gibi alıyor. Anlatabildim mi? Zaten gelişmiş ülkelerde ithalat yapısal bir sorun haline gelmemiştir. Onlar zaten ithalat problemini çözmüşlerdir. Peki gelişmekte olan ülkelerden kastedilen ülkelerin durumuna baktığımızda bu ülkelerin de öyle çok ciddi bir dış ticaret fazlası verdiği bir ülke yok. Yani sayabilirim de hepsini, elimde rakamlar da var. İşte Arjantin, Brezilya, yani mesela Belarus, efendim Bulgaristan, çok az bunların Çin fazla veriyor zaten. Brezilya zaten fazla veriyor. Arjantin fazla veriyor. Endonezya dış ticaret fazlası veriyor. Güney Afrika dış ticaret fazlası veriyor. Meksika
Efendim Macaristan dış ticaret fazlası veriyor. Seçtiğimiz ülkeler de bunlar. Bunlarla kıyasladığımız zaman diyoruz bizim ithalat borçlarımız büyük. Hadi bakalım işte aslında burada bir sorun var herhalde diyoruz. Yani hangi ülkelerle kıyasladık, ne oldu, nereden başladık, çok mu acele ettik bunu düzeltirken bilmiyoruz. Ama sonuçta herkes şuna gelmeye çalışıyor. Uluslararası rezervlerimiz düşük, kısa vadeli borçlarımız yüksek. Bunları nasıl bir şekilde dengelemeye çalışırız? Oysa bunun çok ötesine geçmemiz lazım. Bir, biz ithalatı azaltacak yapısal reformları nasıl beceririz? İşte kur bize gerçekten bir rekabet gücü kazandırdı. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Bizim mallarımız yurt dışında ucuz. Dolayısıyla ucuz olduğu için de rekabet gücünüz yüksek. Dışarıda olanak bulduğumuz sürece de ihracatımız gayet güçlü seyrediyor. Gayet iyi gidiyor. İşte turizmde sorunlar yaşadık, yangın geldi. O problemlerimiz de var ama sonuçta ihracat ayağından bir döviz girişi söz konusu olabilir. Ama bizim derdimiz ithalat. İthalat bağımlılığı ortadan kalkmadı ki. Mesela bu çalışmadaki ülkeler gibi yapılan çalışmada, Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmadaki gibi, hani o ülkelerdeki gibi bir durum söz konusu değil ki. Biz tamamen efendim ithalatı hallettik, ithalatı yapısal olarak azalttık, ihracatımız içinde payını azalttık diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Dolayısıyla bütün bunlara bizim özellikle ithalat ayağında çok ciddi çaba sarf etmemiz lazım. İkinci ayağımızda da şunu yapmamız lazım. Biz niye kısa vadeli borç alıyoruz? Bir de onu sorgulamak lazım değil mi? Yani niye kısa vadeli borçları karşılama konusunda sorun yaşıyoruz? Çünkü kısa vadeli borçlarımız 144'tü. Şimdi onu 120 milyar dolara revize ettik. Yani 25 milyar dolar civarında aşağıya çektik, revize ettik. 119 küsur oldu işte. 120 milyar dolar. Yani bir kere neden kısa vadeli borçlanırız? O da CDS'lerimizle ilgili. Yani yüksek riski olan ülkelere kimse orta uzun vadeli ne yapmak istemiyor? Kredi vermek istemiyor. Ve artı bizim tabii gereksiz yere dövizle borçlanarak yaptığımız işlerimiz var içeride. Yani aman içeride tasarruflar yetersiz. Efendim gidelim şuradan döviz borçlanalım. Bu bence çok anlamsız bir düşünce. Çünkü içeride yani örnek vereyim işte inşaat yapmak için illaki çok büyük bütün inşaatı dövizle fonlamanıza ihtiyaç yok yani. Ama neden borçlandı insanlar? Baktılar dövizin faizi ucuz, dünyada bol. Bulmuşken nasıl olsa da veriyorlar. Getirin işte paraları dendi. Özel sektörde sonunda dövizle borçlandı. Yani devlet de TL ile borçlanması gereken yerde dövizle borçlandı. Sonuçta kısa vadeli döviz borçlarımız inanılmaz yüksek noktalara geldi. Dolayısıyla bunları bence işin kaynaklarına giderek çözmemiz lazım. Yoksa güncel o popülist tartışmalara girmenin bir anlamı yok. İşin muhasebesi belli. Aktif pasif. Alırsınız. Ne kadar varlığım var, ne kadar borcum var çıkardığınız zaman bunu ortaya koyarsınız. Merkez Bankası aslında bunu net olarak da yayınlasa ne güzel olur. Yani yayınız bu çekinecek bir şey değil ki. Bunu herkes elinde toplama çıkarması yapmayı bilen zaten baktığı zaman bilançoya bunu yapabilir. Dolayısıyla bence asıl sorun dediğim gibi risklerin azaltılması, güven verilmesi, orta uzun vadeli Türkiye'ye sermaye girişinin sağlanması ama en önemlisi sermaye bağımlılığının azaltılması. Yani en önemli altını çizmemiz gereken şey de sermaye bağımlılığının azaltılması. Dediğim gibi bir inşaat yapıyorsanız işte çakılını, kumunu Türkiye'den alıyorsun. Bunun için döviz borçlanmaya gerek yok. Yani bir fabrika yapıyorsan bunun işte efendim demirini eğer dışarıdan almıyorsun, içeriden alıyorsan hatta o efendim işte dolarla şey yapıyorlar. Tamam kardeşim içeriden alacaksın. İşte döviz artmaz diye, ucuz diye alıyoruz. Büyük bir dış borç stoğu, bir de kısa vadeli borç stoğu ortaya çıkınca da doğal olarak riskimiz de artıyor. Riskimiz artınca bu sefer kuru tutamıyoruz. Kuru tutamayınca burada insanlar ağlamaya başlıyor. Eyvah diyorlar işte biz bu döviz borçlarını aldık, yandık. Biraz yardımcı olun. Bu sefer Merkez Bankası iki kere ki karar çıktı biliyorsun. Bankalar şirketlerin borçlarını belli bir döviz kurundan TL'ye çevirsin diye. 3.52 idi hatırladığım ilk şey. 3.52'lerde
mesela döviz borcu olanların borcunu TL'ye çevirdik. E tamam da bu döviz borcu kime kaldı? Onu çevirene kaldı. Yani anlatabildim mi? Onun için temel sorunları çözmeden biz temel konuları tartışmadan işin en popüler yanını tartışıyoruz. Bu da çok şey olmuyor. Yani hani güven vermiyor piyasaya, uluslararası piyasalara güven vermiyor maalesef. Evet, bir miktar dediğiniz gibi hani görece işte rezerv tarafında iyileşme diye aktarılıyor ya da bu yine kısa vadeli borçlarda bir miktar revize diye aktarılıyor. Ama işte bunun CDS tarafına yansımadığını biliyoruz. Hazine borçlanmalarında da hani geldiğimiz seviyeler yüksek. Yani bu kadar faizlerin düşük olduğu bir ortamda Türkiye görece tabii ki yüksek seviyelerden borçlanıyor. Dolar borcu, yani döviz cinsi borç diye adlandıralım. Dolayısıyla o da işte bir miktar daha risk unsurunu artırıyor. Ama tabii önümüzdeki dönemde bu biraz daha geniş kapsayıcı politikalarla birlikte tabii ki yönetilmesi gerekiyor. İthalat, ihracat, bunları da birazdan konuşalım istiyorum. Tabii hocam şunu da bir üstünden geçelim. Yani piyasalar şu anda anlamaya çalışıyor. Çünkü Jackson Hole toplantısı önemli. Bizim açımızdan da biz buraya sermaye girişi olarak belki konuşamayacağız. Çünkü Türkiye şu anda öyle bir noktada değil. Yani oradan nemalanamıyor. Ama dediğiniz ya az önce işte kur arttığı zaman herkes bir endişe ediyor. Dolarizasyon yükselmeye devam ediyor. Kuru anlamak açısından biraz vatandaşa, bizi izleyenlere anlatın siz. Yani bu Jackson Hole neden önemli, niye takip ediyoruz? Tabii. Öncelikle biraz önce söylediğim konu son derece önemli. Biz hala nasıl dışarıdan ucuz kaynak buluruz peşinde koşuyoruz. Oysa bizim ithalata bağımlı ekonomik yapıyı, ithalat bağımlılığını yapısal olarak aşağıya doğru çekebilirsek bu çok daha farklı bir noktaya gelir. Örneğin enerjide dışa bağımlılığı aşağıya doğru çekebilirsek, ki şu anda tekrar yükseldi. Çünkü işte yaptığımız HES projelerinde susuzluk nedeniyle problemler ortaya çıktı. Kuraklık nedeniyle problemler ortaya çıktı. Belki bunun yerine daha fazla işte güneş, rüzgar enerjilerini, yani alternatif enerjileri koyarak biraz daha çevreci yaklaşımlarla belki enerji sorunlarımızı çözmek lazım. Ama bunları çözmediğiniz zaman işte sermaye bağımlısı ülke haline geliyorsunuz. Çünkü ithalat yapacak dövize ihtiyacınız oluyor. Ya da şöyle bir noktaya geliyorsunuz. Aman ithalat yaparsak döviz açığımız olacak. O zaman büyümeyelim noktasına geliyoruz. Çünkü büyüdüğünüz zaman içeride krediyle büyüyoruz. İçeride kredi verdiğiniz zaman otomobil talebi, şu talep, bu talep patlıyor. Evet. Bu da bize cari açık olarak yansıyor. Ve sonra sermaye bağımlısı bir ülke haline geliyoruz. İşte bunu bir tartışmamız lazım. Şimdi gong çalacak. Sen o de yüzden, benim. O yüzden bölmeyeyim dedim. Bir evet diye şöyle bir seslendim size. İzninizle Borsa İstanbul'u kapatalım. 0.86'lık bir geri çekilme. Bugün 1453 puan seviyesinde hafta başındaki iyimserlik kalıcı olmadı. Şöyle baktığım zaman 25 hisse yukarı yönlü, 74 hisse aşağı yönlü, yüzdesel olarak en çok artanlarda Net Holding, Odaş Elektrik, Torunlar Gayrimenkul, Aksa, Akrilik, Aksa Enerji, İhlas Holding, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Yüzdesel olarak en çok düşenlerde yine Konya Çimento diye düzelteyim, Enka İnşaat, Ege Endüstri, Koç Holding ve yine Selçuk Eczacılık gibi, Ecza Deposu gibi düzeltiyorum hisseler var. Burcu Kırat'la hoş geldiniz. Nedir bugün piyasa dinamikleri? Biraz küresel tarafta da Jackson Hole öncesinde adeta bir böyle bekleyiş var, tedirginlik diyelim tabir caizse. Neler aktarırsınız bizlere? Merhaba Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum ben de size. Sözü alıyorum. Evet, güne yükselişle başlayan ve 1471 puanı test eden BIST endeksi kar realizasyonları ile kazançlarının ne yazık ki tamamını sildi ve güne eksiye tamamladı. Son iki günde endeks 1470'i zorladı ancak geçemedi. Yine de şunu unutmamak lazım. Endeks 1470'e yakın noktada kapanışlar yaptığı sürece direnç gücünü kaybedecektir. Yurt dışı piyasalarda önemli bir gündem var ve
aşırı bir olumsuzluk olmadığı sürece de direnci kırma ve yeni zirvelere yönelme olasılığımız devam edecektir diyoruz. Global piyasalara bakacak olursak bu sabah Asya seansı Japonya, Çin ve Hong Kong gibi ana piyasalarda hafif eksiyle kapatırken Avrupa ise gün boyunca yatay artıda seyretmişti. Tahvil piyasası da yatayda başlasa da günün devamında faizlerde ciddi bir hareket oldu Jackson Hole'a yaklaşırken ve şu an 1.34'lere yakın bir seviyede. Burada çok ilginç bir fiyatlama söz konusu. Kıymetli maden kompleksi ise henüz dolar endeksinde önemli bir hareket olmamasına rağmen gerilemeye başladı. Muhtemelen hafta başında bahsettiğimiz üzere Cuma günü Powell'ın Jackson Hole'a yapacağı konuşma öncesinde riski ötelemek isteyen yatırımcıların kar realize etmek istemesi nedeniyle biraz daha satacaklar. Zaten altın için 1800-1815 direnç bölgesiydi. Piyasa şimdi onu değerlendiriyor olabilir. Gümüş geçen hafta baskı gördüğü 24 dolar seviyesinin hemen altında olan oluşan dirençten yeniden satışta. Haftanın ikinci yarısının ilk yarısından çok farklı olabileceğini söylerken aslında biraz da bundan bahsediyorduk. Yeni bir karar beklenmese de toplantı öncesinde riski karşılamak için piyasanın dolar tarafında olması ve emtiayı satması makul bir reaksiyon olarak düşünülmeli. Çünkü pariteler tarafında da yavaş yavaş dolar endeksinin canlandığını görüyoruz. Bu sabah petrolde görülen satışı biraz da buna bağlamak gerekiyor. Şu anda bilanço sezonu sona erdi ve S&P'de 500 şirketin 476'sı beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı. Bu tabii fiyatların içinde çoğunlukla ve beklenti satın alınmış oldu. Ve endeksleri de ciddi rekorları taşıdı. Bundan sonrasında bu olumlu bilanço dönemini sağlayan likidite boğuluğu devam edecek mi? Tahvil azaltım ne zaman başlar? Piyasanın en büyük sorusu. Goldman Sachs'ın bir açıklaması vardı bugün. Kasım'da olması ihtimalinin arttığını söyledi %45 gibi. Piyasa bu sorunun cevabını en azından şu sıralarda daha yatay bir modda bekliyor diyebiliriz. Aslında çoğu analist de artık Kasım Aralık gibi başlaması yönünde görüş veriyor. Ve sürpriz olacak şey aslında toplantıda Powell'ın daha erken bir tarihi işaret etmesi olacak diyoruz ve hisse önerilerimize geçiyoruz. İlk hissemiz Pfizer. CFR'e güçlü al tavsiyesi veriyor. Hedef fiyat 57 dolar. Pfizer bilindiği gibi dünyanın en önde gelen ilaç şirketlerinden bir tanesi. FK ortalamasına göre şirket biraz primli sayılabilir fakat bu primin şirketin gelecekteki büyüme beklentileriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dün FDA'den Pfizer-BioNTech'in mRNA tabanlı COVID-19 aşısına tam onay verdi. Bu da şirket için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Pazardaki satış fırsatını daha da artıracak ve nüfusun aşılanma konusunda tereddütü olan kısmını da ikna edip daha yüksek aşılama oranları da sağlayabilecek. İkinci hissemiz Privia Health. Credit Suisse Endeks üstü getir tavsiyesi veriyor. Yine hedef fiyat 57 dolar. Privia Health de Amerika'da bir doktor uygulama yönetim ve nüfus sağlığı teknoloji şirketi. Şirket çok güçlü bir ikinci çeyrek bilanço açıklamıştı. Ancak bilanço açıkladıktan sonra yaklaşık %19 düşmüştü. Bazı yatırımcılar şirketin 2022 başından itibaren bir ortaklık arayışında olacağını ve henüz bir açıklama yapılmadığı için bu durumu olumsuz olarak değerlendirmişlerdi. Ancak şirketin gelirleri zaten oldukça iyi ve 2023'e kadar yeni bir pazara girmesi veya büyük bir ortaklık için anlaşma yapılması beklenmiyordu. Şirket yönetimi de bu görüşteydi. Bununla birlikte yine de biraz da yatırımcıları mutlu etmek için potansiyel yeni tedarikçilerle görüşmeye devam ediyor şirket ve 2022'nin sonunda da yeni bir pazara girebilir. Benim bugün için aktaracaklarım bu kadardı Gözlem. Size iyi yayınlar diliyorum. Burcu Kıratlı, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamızla devam ediyoruz. Hocam şimdi sermaye bağımlılığından isterseniz devam edelim. Jackson Hole'u da sormuştum ama o herhalde biraz... Yok, ona bağlayacağım zaten. Evet, ona yani... bağlayacağım için konuyu oraya getirdim. Peki. Özellikle. Şimdi Jackson Hole'da herkesin beklediği şey şu. Acaba herhangi bir sıkılaşmaya dair FED'den bir açıklama gelir mi veyahut da bir sinyal alır mıyız? Bunu bütün piyasaların beklediği şey bu. Hı hı. Şimdi ben herhalde burada anlatmaya da gayret ettim uzunca süre. Merkez Bankası, yani Amerikan Merkez Bankası şu anda sadece piyasa dostu olarak hareket ediyor. Piyasa dostu hareket ettiği için ben önümüzdeki bu Cuma günü yapılacak toplantıda böyle bir kararın çıkacağı konusunda herhangi bir emin değilim. Yani böyle bir şey olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Amerika'nın, Fed'in inandığı şey finansal piyasaları destekledikleri sürece, yani düşük faiz, sıfır faiz ve makul menkul kıymet alım politikalarıyla devam ederek ekonomik canlanmayı yavaş yavaş başlatmak ama borsaların asla düşmesine izin vermemek. Çünkü borsa yatırımcısı
Amerika'da çok önemli bir talep unsuru. Yani reel kesime gelecek, işte arabayı alan onlar, lüks kulüplere gidip harcayan onlar, en iyi yerlere gidip gezenler bunlar. Eğer bunların hisse senetlerinin fiyatları düşerse gelir efekti dediğimiz, gelir etkisi dediğimiz etki ortaya çıkacak ve bunlar harcamalarını kısacaklar. Yeni bir durgunluğa doğru yol açacağız beklentisi içindeler. Yani bu uzun süreden beri bu politikayı, 10 yıldan beri neredeyse bu politikayı devam ettiriyor FED. Burada hemen Cuma günü yeni bir açıklama gelerek işte bunu biz kısacağız diyeceklerini falan ben açıkçası beklemiyorum. Faizler, biraz erken olur değil mi? Biraz erken olur çünkü faizlerde de 1.17'ye kadar gelmişti biliyorsun 10 yıllık faizler. Şu anda bakıyorum faizlere de. 1.33-39. Faizler. Şimdi böyle bir hani şahin bir duruş beklemiş olsaydı piyasa ben faizlerde tam tersi aşağıya doğru bir iniş görecektim. Niye görecektim? Çünkü insanlar şahin duruş karşısında eyvah Amerika sıkılaşacak. İşte önce kağıt almayı durduracak veya azaltacak. Ondan sonra faizleri de ileride yükseltebilir. En iyisi ben pozisyonlarımı, risklerimi kapatayım. Sakin liman olan Amerika'ya ne yapayım? Parayı götüreyim. Sakin liman dediğimiz Amerika'da tahvil bono piyasasına parayı yatırayım. Tahvil piyasasına parayı yatırdıkça da oradaki tahvil talebi tahvilin fiyatını yükseltecek. Ama tahvilin verimini yani faizini ne yapacak? Aşağıya doğru çekecek. Fiyat yükselirken faizini de aşağıya doğru çekecek doğal olarak. Çünkü çok talep var. Fiyatı yükseldi. Tahvilin getirisi düştü. Bu kadar net ortam. Şimdi böyle bir şey eğer beklenmiş olsa bu cuma günü yani korkmuş olsa piyasalar şu anda faizler niye 1.17'lerden tekrar 1.30'lara 1.33'lere gelsin? Benim için öncü sinyallerden bir tanesi 10 yıllık tahvil faizleri. Dolayısıyla ben beklemiyorum. Bir de çok borçlu. Amerikan devleti borçlu, halkı borçlu, şirketleri borçlu, gelişmiş ülkelerde borç stoğu çok yüksek. Dünyada borçluluk oranı çok yüksek biliyorsun. Gayri safi yurt içi hasılanın %325'i büyüklüğünde bir borç stoğu var dünyada. Şimdi böyle bir dünyada siz faizleri nasıl arttıracaksınız? Yani faizleri artırdığınız zaman borçlu olan kesimin üzerine inanılmaz bir yük getirirsiniz. Amerika'da bakın yeni kesim, yeni gelen kesim artık ev alamıyor. Evler pahalı diye ev konut talebinde bulunmuyor. Kiracı olarak kalıyor. Ev alamıyor insanlar. Sadece Türkiye'ye özel bir şey değil demek ki. Her yere özgü bir şey. Amerika'da çok ciddi bir aslında ev enflasyonu var. Yani ev fiyatlarında bir patlama var. Emlak enflasyonu var Amerika'da. Dolayısıyla bu açıdan baktığında da insanlar şunu şey yapacak. Ya yani gelir dağılımıyla ilgilenmiyor, servet dağılımıyla ilgilenmiyor. Hı hı. Uzun süreden beri ilgilenmiyorlar. Ama bir tek işte salgın nedeniyle insanlara işte 75 bin doların altında gelir elde eden kesime, işsiz kalan ailelere, eş iki kişiye her ay 1400-2800 dolar para aktararak ne yaptılar? Bir destek verdiler. Ama o insanlar da geleceğin ne olduğunu tahmin edemediği için onlar da harcamıyor ki. Tasarruf eğilimleri %20'ye gelmiş durumda Amerika'da ortalamalar düzeyindeki. Onun üzerine çıkmış bir tasarruf oranı yoktu Amerika'da. Dolayısıyla Amerika'nın öyle çok hızlı bir şekilde sinyaller vererek kağıtları işte ben artık almıyorum veyahut da faizleri yükseltiyorum demesi herhalde büyük bir felaket olur. Sadece kendileri için değil, bizim için de. Neden? Biraz önce söyledim. Biz sermaye girişlerine bağımlıyız. Yani borcumuzu çevirmemiz lazım. Hadi 120 milyar dolara düşürdük. 120 milyar dolar diyelim. Bir de 20 milyar dolar civarında da bir cari açık ortaya çıkar. Öyle görünüyor. Çünkü güçlü seyrediyor sanayi. Beklenti anketlerine baktığımızda işte sanayi üretiminin %40'lık ikinci çeyrekteki artışı falan hepsi ithalatı besleyen konular. Bunlara baktığın zaman doğal olarak şunu düşünüyorsun. Biz bu parayı yani 20 milyar dolar civarında da cari açık verirsek 140 milyar dolar civarında bir parayı ne yapacağız? Çevireceğiz. Çeviririz, sorun yok.
Ama bunun maliyeti var tabii ki. Bu maliyetine katlandır, çevrilir. Sorun değil. Fakat yeteri kadar eğer para girişi sağlamazsak bu bizim açımızdan tekrar rezerv kaybı ve tekrar yeni bir kur dalgası, yukarıya doğru bir kur dalgası olarak dönebilir. İşte o nedenle bizim gibi sermaye bağımlısı ülkeler, yani dış sermayeye daha çok bağlı ülkeler bu tür kötü veya onların şahin duruşu karşısında sıkı para politikası diyelim istersen, onların parayı sıkması, sıkı para politikasına geçmesi anında biz çok daha fazla, onlar ne kadar çok etkileniyorsa biz emin ol onlardan çok daha fazla etkileniriz burada. Onun için temel sorunumuz, hep altını çizdiğim gibi, sermaye bağımlılığını ne yapacağız? İthalatta yapısal dönüşümü sağlayıp bu şeyde bu kurun bu düzeyinde bir fırsat bilerek aslında ne yapmamız lazım? Mutlaka bu yapısal dönüşümü bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani bunun için de tabii üretimin desteklenmesi, üretimin buna göre dizayn edilmesi, sektör analizlerinin yapılması ve en önemli şey her şeyi planlı yapmak. Yani ben bugün şunu yapacağım, bugün işte aklıma şu geldi, bunu yapacağım anlamında değil de rastgele değil, her şeyi sıraya sokarak planlı, programlı bu işi, işte hep diyorum ya, devlet planlama teşkilatı ilk kurulması gereken kurum diyorum. Bunu mutlaka bizim yani yapısal reformların içine, kurum kalitesi içine mutlaka DPT'yi de eklememiz lazım. En azından bunun ekonometrisiyle hangi sektöre ne kadar para aktarırsak, ne kadarlık katma değer yaratılır, ne kadar istihdam yaratılır, bütün bunları hesaplayacak bir makro bakacak bir sisteme ihtiyaç var. Bu şekilde bakıyorum ben. Evet, tabii o kadar çok konuşuyoruz ki hani Fed'in o sıkı para politikasına geçiş yapacağını, aslında hani bahsettiğimiz şey de işte 0.25 bas puan belki bir artırma gidecekler. Dünya tabii tam anlamıyla bununla meşgul oluyor. Hali hazırda herkese etkiliyor. Yani dolayısıyla hani rezerv para olması sebebiyle de bunu da konuşuyoruz o yüzden sık sık. Ama tabii evet. Ki kesinlikle hocam, yani bu para bolluğu diyoruz, tahvil alımının azaltılması demek tabii ki Fed'in bilançosunun bir anda kısılacağı anlamına gelmiyor. Yani bunlar hep böyle kademe kademe olacak şeyler. Zaten faizi artırım süreci içinde daha öte zamanlar telaffuz ediliyor ama ya tabii dünyada şu anda mevcut bu hali hazırdaki durum, yani emtia fiyatları mesela, bunu bir konuşmak istiyorum sizinle. Bu böyle uzunca bir süre devam edebilir diye görüşler var. Çünkü tedarik zincirindeki bozulma bir türlü iyileşemiyor. Biz hala işte ham madde tarafında, belli başlı emtialarda, değerli metallerde, yani bugün alüminyum fiyatları 3 yılın zirvesinde diyoruz. Nereye kadar devam edecek? Onlar kestirilemiyor. Bir şekilde işte delta varyantı da hala gündemimizde. Çin'de liman kapatılmıştı, açıldı. Ama mesela bakıyoruz Japonya'da OHAL gibi önlemlerin artırıldığı ortamlar var. İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı çok yüksek. Yani liste uzayıp gidiyor ama o tam normalleşme. Siz de biliyorsunuz bundan 1,5 sene önce konuşurken galiba gözde bu kadar kısa olmayacak bu toparlanma, uzun sürecek. Evet. Etkileri de çok uzun yıllar devam edecek diye konuştuğumuz noktaya geliyoruz. 2024 Ocak demiştim ben, hatırlarsan. O ben da, de hocam yapmayın o kadar uzun sürer benim, mi demiştim ama. Şey değil, ben de okuduğum makalelerden toparladım sonuçtu. Yani işte sürü bağışıklığı dediğimiz yeni bir mutasyon gelmezse diye düşünmüştük. Yani gene maskeyle gezmeye devam edeceğiz demiştim. Şimdi okulların, eğitimin kısıtlanması, bir takım kapanmaların ekonomi üzerinde ne kadar büyük olumsuzluklar yarattığını, işte turist giriş çıkışlarının azalmasının ne kadar büyük tahribat yarattığını gördük. Dolayısıyla hiç kimse artık bunu bir daha yaşamak istemiyor. O nedenle en azından aşılanma oranlarını artırarak ne yapmaya çalışıyoruz? Açık tutmaya, ekonomiyi, her yeri açık tutmaya çalışıyoruz. Ama bazı ülkelerde de tam tersi, hala örneğin Fransa, tam olarak turist olarak gitmeye kalksan Fransa'ya gidemezsin. Yani ben turist olarak geliyorum, niye geliyorsun diyor. Şu anda Covid var, otur evinde diyor. Dolayısıyla istediğin yere istediğin gibi ne yapamıyorsun, gidemiyorsun. Hala bir takım testler isteniyor falan. Evet, şimdi evet. Bunlara baktığımızda bunlar devam edecek. Çünkü aşının dünyada eşitsiz dağılımı, bunlar
bize olumsuz olarak yansıyacak bir kere. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi, tedarik zincirlerinde tam olarak senin dediğin gibi bir şey sağlanamadı. Çünkü navlun ücretleri çok yükselince Amerika özellikle, özür dilerim, Çin özellikle ihracatındaki ucuz malları neredeyse artık ihraç edemez hale geldi. Neden? Çünkü konteynerler çok pahalı. O zaman ben Çin'den efendim Avrupa'ya ne taşıyacağım? Pantolon taşıyacağım, gömlek taşıyacağım falan. Yani bunlar yük de ağır, işte pahalı olmayan, ucuz olan mallar. Niye bunlarla uğraşayım dedi ve neredeyse tekstil piyasasında çok ciddi bir içe kapanmaya gitti. Bir de içeride kendi içinde patlayan talep ve kaliteli üretime dönmeye başladı. Dolayısıyla gerçi iyi de oldu. Bize kaldı o pazar. Tabii, bize yarıyor. Biz gidiyoruz. Onlar gidemiyorsa biz burada tırlarla gönderiyoruz. Ama ikincisi de tabii ki bu ham madde fiyatlarındaki artış, demir, çelik, bunlara baktığımızda da işte daha önce de söylemiştim, hatırlarsın onu da, seninle konuşmuştuk. Demir, çelik ihracatına %13 verdiği teşviği kaldırdı. Tabii. Dolayısıyla dedi ki artık ben vermeyeceğim, içeride kalacak demir, çelik. Çünkü yeni bir altyapı yatırımına dönüşüyor. Yeni altyapılar yapılıyor ve artık altyapılar daha çok çevreyi kirletecek işte betonarme betonla değil, daha çok demir çelik ürünleriyle altyapıyı yapmaya çalışıyorlar. Bütün dünyada altyapı yatırımlarının hızla arttığını ve demir çelik talebinin arttığını göreceğiz. Bakın burada da iyiyiz. Burada da işte bugün yine altyazı olarak geçiyordu. Biliyorsun %2,5 aylık bazda. Temmuz'daki rakam, evet, yani iyi bir rakam geldi. İhracatımızı en azından arttırdığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bunlar hep olumlu, bizim açımızdan olumlu ama şu açıdan da olumsuz. Bu aynı zamanda bize enflasyon olarak yansıyor. Neden? Dünyada ham madde fiyatları bu şekilde 2-3 kat, yani metaller böyle 2-3 kat yukarıya gelirse bugün siz tencere tavadan tutun, işte her şeye kadar işte ham maddeye ihtiyacınız var. İşte demir, çelik, şu, paslanmaz, birçok şeyi dışarıdan alıyoruz. O zaman bunlara ya bağımlılığı azaltacak önlemler alacağız ve veya bu enflasyonu yaşayacağız. Yani başka çaremiz yok maalesef. İşte enflasyon, neden enflasyon? Dışarıda ham madde yüksek. Biz ne içeride üretemiyoruz da dışarıdan getiriyoruz. İşte tarımda bugün Açıl ile İrfan da konuşuyorlardı. Çok güzel çizdiler. Yani kuraklığın olmasının özellikle hububat üzerindeki etkilerini anlattılar. Yani fiyatlar uçup gidiyor. Biz yeteri kadar bu kuraklık nedeniyle ne yapamadık? Üretim yapamadık. O zaman bizim tarımda farklı bir dönüşüme ihtiyacımız var. Tarımı tekrar bir ele almamız lazım. Sulama, bak işte susuzluk diyoruz. Suların %70'i tarımda vahşi sulama dediğimiz yöntemle kullanılıyor. Ve damlama su diye konuşuyoruz ama sadece konuşuyoruz. Bunun hayata geçiyor. İsrail bu işi güzel çözdü hocam. İrfan da sık sık örneğini veriyor değil mi? Yani bir şekilde tabii, orada artık teknolojiye dayalı üretimlere dönülmesi gerekiyor. Kesinlikle. İşte bunun için de planlamaya ihtiyaç var. Yani tarımda devletin desteğine ihtiyaç var. Bu şeyleri devlet şimdiden bu altyapıları desteklerse, bunları en azından hayata geçirirse biz önümüzdeki dönemde suyumuzu da iyi kullanmış olacağız. Sulamamızı düzgün yapmış olacağız. Toprakları çöldeştirmeyeceğiz. Doğru ilaç kullanımını gerçekleştirmiş olacağız. İhracatta da içeriye evet, verdiklerinde de sağlıklı ürün vereceğiz. İşte bunlar plan program işi yani. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Sadi Uzunoğlu hocamız bugün bizlerleydi. Cuma günü bakalım açıklamaları dinleyelim. Önümüzdeki hafta yine sizinle devam edeceğiz bu konuları konuşmaya. Şimdi Ceren Dilekçi bizlerle. Ceren hoş geldin. Londra'dan son durumu aktaracaksın bizlere. Baktığımda biraz yeşillere dönmüştü Avrupa borsaları ama hangi haberler etkili oluyor? Göz Avrupa borsaları bugün günü karışık seyirde tamamlıyor. Endekslerde sınırlı hareketlerden bahsedebiliriz. %0,3'e varan oranda hareketler var. Tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. Mesela Almanya ve İngiltere 10 yıllık tahvil faizi 5 bas puan yukarıda işlem görürken İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise 9 bas puan yukarıda işlem görüyor. Bugün gelen haberlerden biri de Avrupa Birliği yetkilileri yarın bir toplantı yapacaklar ve ABD'ye
seyahat kısıtlamalarını tekrar görüşecekler. Yani burada yeniden ABD'den Avrupa Birliği'ne gelen vatandaşlar için karantina söz konusu olabilir. Çünkü son dönemde ABD'de vakalar çok hızlı bir artış trendine girdi. Bu nedenle Avrupalı yetkililer yeniden toplantı kararı aldılar. Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden yeni açıklamalar geldi. Önemliydi. Mesela Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gindos, 3. çeyrek göstergelerinin şu anda Euro bölgesinde oldukça pozitif olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın makroekonomik tahminlerinde yukarı yönlü güncellemeye gidilebileceğini ifade etti. Gözler Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki toplantısında olacak. Özellikle pandemi acil varlık alım programının gidişatına dönük vereceği sinyaller yakından takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Lane, pandemi acil varlık alım programının sonlandırılmasını konuşmak için Eylül ayının çok erken olacağını söyledi ve bu tartışmaların sonbaharda yapılması gerektiğinin altını çizdi. Şu anda Euro bölgesinin Haziran ayındaki projeksiyonlarıyla uyumlu bir şekilde ilerlediğine dikkat çekti Lane ve Delta varyantının Avrupa'da yüksek aşılama oranları nedeniyle Euro bölgesine etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Aynı zamanda ücretlerde Euro bölgesine keskin bir artış öngörmediklerini, yani enflasyondaki yükselişin geçici olduğu vurgusunu tekrarlamış oldu. Bugün Almanya'dan IFO İş Dünyası Güven Endeksini takip ettik ve Temmuz ayının ardından Ağustos ayında da endeks beklentilerin altında gerçekleşti. 99.4 seviyesine geriledi. IFO'dan yapılan değerlendirmede şu anda Almanya'daki işletmelerin %70'inin tedarik tarafında sıkıntı yaşadığını belirttiğini ve imalat ve perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 3'te 2'sinin artan maliyetleri karşılamak için fiyat arttırmak durumunda kalacağını ifade etmiş oldu. Aynı zamanda İngiltere'de mağazalarda stok sıkıntısı yaşanıyor. Stoklar çok gerilemiş durumda. Son zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bunda hem tedarik tarafında yaşanan problemler etkili. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde aktarmıştık, İngiltere'de kamyon şoförü sıkıntısı yaşanıyor. 100 bin kamyon şoförüne ihtiyaç var. Bu nedenle süpermarketler mağazalara ürünleri gönderirken en karlı ürünlerin tedariğine öncelik veriyorlar Gözde. Ceren Dilekçi, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Şimdi biraz yapay zeka üzerine konuşacağız demiştim. Zafer Küçük Şabanoğlu bizlerle. AYPA Başkanı, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Hanım, iyi yayınlar. Evet, biz radyoda bol bol konuşuyorduk bu konuları değil mi? Yapay zeka geldi geliyor, neler oluyor Türkiye'de vesaire diye, ama tabii bir ülkece özellikle bir strateji planı belirlemek adına bir adım atılmamıştı. Bunu tabii bazı ülkeler erken davrandı, ABD için gibi değil mi? 2016 senesinde açıklamış oldukları stratejik planlar var. Şimdi Türkiye'de dün özellikle Sanayi Bakanı Varank tarafından açıklamalar geldi. Buna tabii çeşitli kuruluşlardan destek var. Zaten siz üzerinize düşeni fazla fazla yapıyorsunuz ama ne etkisi olur bir konuşalım. Çok teşekkürler Gözde Hanım. Tabii Cuma günü Cumhurbaşkanlığımız bir genelge yayınladı. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile ilgili. Tabii bu genelgede ülkemizdeki yapay zeka çalışmalarını daha ileri taşımak için yayınlanan bir genelgeydi. Biz açıkçası ülkemiz adına çok mutluluk duyduk, çok umutluyuz ve çok heyecanlıyız. Çünkü daha önce ülkemizin yapay zeka ile ilgili kamu kurumlarının, özel sektörün bireysel hedefleri vardı ama ülke olarak ilk defa hedef koyduk yapay zeka anlamında. Dün artık ülkemizin yapay zeka anlamında bir hedefi var, rahatlıkla diyebiliyoruz. Dediğiniz gibi aslında 60'a yakın ülke yapay zeka stratejilerini açıkladılar. 2016 yılında Amerika, Güney Kore, Çin, 2017 yılında Kanada, Japonya, Singapur, 2018 yılında Almanya, Fransa, Hindistan, İngiltere ve 2019 yılında Rusya ulusal yapay zeka belgelerini, planlamalarını açıkladılar. Biz de dün ülke olarak açıkladık ve gerçekten 93 sayfalık bir belge, rapor, strateji raporu. İnanılmaz bir rapor. Özellikle ekonomiyle ilgili çok umut verici detaylar var. Şimdi 50 bin kişilik bir istihdamdan bahsediliyor. Yapay zeka deyince sizle çok konuşuyorduk. Burada tabii işimi kaybedeceğim korkusu sanki biraz daha böyle toplumun genelinde hakim kanı gibi. Ama yeni istihdamlar açacağı ortada değil mi? Yani 50 bin kişilik bir istihdamdan bahsediliyor. Ekonomik anlamında katkıları adına ne söyleyebiliriz? Nasıl bir projeksiyon yapabiliriz? Biz geçmişteki yayınlarımızda sizinle beraber AYPA'nın yaptığı araştırmadan bahsetmiştik. Ve araştırmamızda özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerinin yapay zekadan, istihdam kaybından dolayı korktuğunu söylemiştik.
devletimizin dün açıkladığı raporda da gerçekten özellikle ekonomi odaklı, bunun altını çizmek istiyorum, çok önemli hedefler var. Sizin dediğiniz gibi istihdam en az 50 bin kişiye çıkarılıyor. Gayri safi yurt içi hasıla katkısı %5'e yükseltiliyor. Lisansüstü düzeyde mezun sayısı en az 10 bin kişiye ulaşılıyor. Ve benim özellikle burada söylemek istediğim çok önemli bir detay var. Son 10 yılda Gözde Hanım Türkiye Ar-Ge yatırımlarına 1.7 milyar TL para harcamış durumda. Bundan sonra bu belgede şunu görüyoruz. Bundan sonra harcanacak Ar-Ge yatırımlarının en az %15'inin yapay zekaya ayıracağını bu belge söylüyor. Bu ülkemiz adına müthiş bir gelişme Gözde Hanım. Aslında şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapay zeka artık dünyada ekonominin itici gücü olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü 2030 yılında Gözde Hanım yapay zeka ekonomisinin ekonomiye yaklaşık 15.7 trilyon dolar bir hacim yaratacağı öngörülüyor. Peki Türkiye bu hacmin neresinde olacak? Buradan ne kadar pasta payı alacak? Bunu göreceğiz. Bununla ilgili de 6 öncelikten bir tanesi de araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek. O yüzden gerçekten bu rapor, 93 sayfalık raporun her sayfası ekonomi kokan bir rapor ve ülkemizin yakın geleceği için hepimizi umutlandıran bir rapor. Bu konuda tabii fazlaca atılım yapan ülkeler var. Yani yıllar evvel bunu strateji planlarını açıklayanlar vesaire ya da çok büyük bütçeler ayırabilenler, ama Türkiye ne kadar geride ya da ne kadar hızlı adım atabildi? Biraz o kıyaslamayı yapalım mı? Gözde Hanım, yani son 5 yılda yapay zeka anlamında Türkiye gerçekten adımlar atıyor. Ne kadar yeterli onu tartışabiliriz. Ama gerçekten dün Türkiye için bir milat oldu. Bir devrim niteliğinde oldu. Eskiden bizim dediğim gibi yani ülke olarak bir hedefimiz yoktu. Artık hedefimiz var. Yani hedefiniz varsa yolunuz çizilmiştir. Artık hep beraber ülke olarak bir seferber olacağız. Tabii diğer ülkeler çok erken açıkladı bu belgeyi, planlamasını, ama biz çok geç kalmış değiliz. Hep sizinle de yayınlarda konuşuyorduk. En büyük avantajımız ülkemizin genç nüfusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 32.7. Ülkemizde 26 milyon Z kuşağı yaşıyor. Ülkemizdeki 26 milyon Z kuşağı dünyadaki 143 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Biz eğer bu Z kuşağının dünyaya ilgisini, teknolojiye ilgisini harmanlayıp bu belgedeki yapay zeka konusuyla da sinerji haline getirebilirsek, ben çok geç kaldığımızı düşünmüyorum. Biz genç nüfusumuzla beraber, bu belge artık hedefimizle beraber bunu büyük bir avantaja çevirebiliriz. Dün itibariyle biz daha önce ikincilikteydik yapay zekada. Dün bu belgeyle beraber, strateji planıyla beraber bence birincilige çıktık. 2025 sonrası da o Z kuşağının gücüyle birlikte de bence Süper Lig'e çıkacak bir potansiyelimiz var Gözde Hanım. Ekonomik katkı anlamında mesela nasıl bir projeksiyon yapabiliriz? Söyleyeyim size. Şimdi deminden söylediğim gibi yani 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomi hacmi bekleniyor. Ve tabii biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. E bu nasıl olacak? Buradan pasta payınızı alırsanız olacak. İkincisi, Dünya Ekonomik Forumu'nun biliyorsunuz çeşitli öngörüleri de var. Bu raporda da bazı rakamlar verilmiş. Yani önümüzdeki 3,5 yıl içerisinde 2025 yılına kadar 26 ülkede yapay zeka 97 milyon yeni istihdam yaratacak. Bu istihdam da çok ciddi bir rakam. Ben başka birkaç rakam daha vermek isterim. 2030 yılına kadar şirketlerin %70'i en azından bir çeşit yapay zeka teknolojisine adapte olacak. Dünyada böyle öngörülüyor. Ve baktığınız zaman da her 10 işletmeden 9'u da yapay zeka yatırımı yapacak deniyor. Ve baktığınız zaman çok net söyleyebiliriz, artık her işletme yapay zeka ile kendine entegrasyon sağlamalı. Yapay zekayı konuşmalı. Sadece özel işletmeler değil, medyadan akademiye, sanattan tarıma kadar artık yapay zeka hayatımızın her alanını domine edeceğini unutmamalıyız. Ama özellikle buradan bir başlık atarsak, artık günümüz dünyasında ekonominin kalkınmanın itici gücü yapay zeka diyebiliriz. Gençlerin de ilgisi var değil mi? Yani çok fazla konuşuyoruz sizinle mesela Z kuşağı. Hakikaten nüfus olarak da hatırı sayılır bir nüfus. Yani Türkiye'de 26 milyon dediniz. Bunun üzerine özel tabii araştırmalar da yapıyorsunuz siz, ama gençler ne düşünüyor? Yani önümüzdeki dönemde bu yapay zeka politikalarının içerisine ne kadar yer almak isterler? Nasıl bir izlenimimiz var? Bizim iki ay önce yaptığımız araştırmada gençlerin %71.1'i yapay zeka ile ilgilenmek istemiyordu. Bunun sebepleri de yapay zekayı eksik bilmeleri,
ve istihdam kaybından korkmalarıydı. Dün Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'nde istihdamın arttırmasıyla beraber Türkiye'de yapay zeka farkındalığının arttırılmasından da sıkça bahsediliyor. O yüzden biz gençlerimize, gençlerin teknolojiye ilgisi malum çok fazla ilgisi var, bilgisi de var. Ama yapay zekadan biraz korkuyorlar, eksik bilgileri var. İşte hep beraber bir seferberlik ilan edip gençlerin ilgisini çok daha fazla arttırıp yapay zekaya entegre edebilirsek, bir de biliyorsunuz Gözde Hanım çok konuştuk, gençlerin bir girişimci ruhu var. Ve gerçekten bu ülkenin girişimcileri, gençleri ne kadar güçlü olursa bu dünyanın o kadar sesi çıkıyor bütün ekonomi konularında, her konuda. O yüzden burada gençlere çok atıf yapılmış. Gençlere atıfla beraber üniversitelerimizde de tabii fazla fazla bölümler açılması lazım. Ama burada ben gençlerin ilgisinin şu an için az olduğunu, bunun sebebinin de istihdam kaybından korktukları olduğunu söyleyebilirim. Ama artık hep beraber, dedim ya, dün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin artık yapay zeka ile ilgili bir hedefi var. Hedef çizildi. Artık bundan sonra hepimiz seferberlik ilan edeceğiz ve gençlerimizin de yapay zekaya ilgisini daha fazla arttırıp bunu ekonomik güce çevirebilecek duruma gelmemiz gerekiyor. Şunu da söylemek isterim. Hatırlıyorsanız siz de yayınlarımızda ben daha önce 10 TL'yi göstermiştim. Tekrar göstereyim. 10 TL'nin arkasında Ordinaris Profesör Cahit Arf var. Cahit Arf TÜBİTAK'ın kurucusu. Niye bunu gösteriyorum? Yapay zekanın ilk konuşulduğu yıllar 1950'li yıllardı. Alan Turing, İngiliz bilim insanı, makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir diye bir kavram ortaya atıyordu. Daha sonra da John McCarthy yapay zeka terimini ilk defa kullanıyordu. Ama yayında da göstermiştim, hatta birçok seyircimiz de bize katılmıştı. Ordinaris Profesör Cahit Arf, bu topraklardan yetişmiş bir bilim insanı, 1958 yılında yapay zeka ile ilgili makineler düşünebilir mi diye Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde konferans vermişti. Bu topraklara güvenmek lazım, gençlere güvenmek lazım ve özellikle dün açıklanan, biz de AYP ailesi olarak lansmandaydık, dün açıklanan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'nde de ve lansman programında da Cahit Arf'a atıf yapılması da bizi gerçekten çok umutlandırdı Gözde Hanım. Evet, bir de tabii hani dediniz ya, biraz topyekün bir projeksiyon olmalı. Hani devletin diğer kanalları veya mekanizmaları ve eğitim sistemi. Eğitim sistemi buna hazır mı? Ya yani orada da muhtemelen önümüzdeki günlerde daha fazla bir dönüşüm göreceğiz gibime geliyor. Bazı üniversiteler aslında ufak tefek hani sinyallerini veriyor, buna adapte oluyor ama tabii gidilecek yol vardır. Kesinlikle biz AYP ailesi olarak sadece yapay zeka konusuyla mühendislik bölümlerinin ilgilenmesini istemiyoruz. Yapay zeka artık hayatımızın her alanını domine edeceği için ve olmazsa olmaz bir konu olduğu için, örnek veriyorum, bir üniversitenin iletişim fakültesi vardır, o da yapay zeka dersi koymalı. Evet. Bir üniversitenin uluslararası ilişkiler dersi vardır, o da yapay zeka ile ilgilenmeli. Çok üniversite açıldığı için son zamanlarda tam rakam bilmiyorum ama şu an 207 üniversite diyebiliyorum son 10 güne kadar açılmadıysa. Toplam 5 tane yapay zeka mühendisliği bölümü var. Ama takip ediyoruz. Özellikle biz de çeşitli kurumlarla, devlet kurumlarımızla görüşeceğiz. Artık her üniversite, devlet, vakıf fark etmeden yapay zeka konularını gündeme alması lazım. Tabii burada Gözde Hanım, hedefimiz çizildi artık. O yol çizildi. Yolunuz varsa, hedefiniz varsa yürümek daha kolaydır. Ama insan kaynağı çok önemlidir. İnsan kaynağını da hemen yetiştirmek çok çok zordur. O yüzden 2025'e kadar biz devletimizin açıkladığı bu stratejiye uyarsak, insan kaynağını da yetiştirebilirsek, burada dediğiniz gibi eğitim camiası, üniversiteye çok büyük görev düşüyor. Ondan sonra muhtemelen 2030 yılına kadar bu stratejimizi büyüteceğiz. Çünkü genelde ülkeler 2030 yılına kadar açıklayanlar da var. Ama şu anda gerçekten 2025'e kadar gerçekten çok kapsamlı bir kitapçık. Bunları da göstereyim. 93 sayfa dolu dolu bir kitapçık. Gerçekçi bir hedef var. 2025'e kadar, bakın 2025 diyoruz ama Gözde Hanım 3,5 yılımız kaldı. Bu 3,5 yılı çok iyi değerlendirirsek eğer, 2025 ile 2030 yılında koyacağımız hedefler daha büyük olur. O zaman da Süper Lig'e çıkabiliriz yapay zeka anlamında. Peki AYPA Başkanı Zafer Küçük Şamanoğlu, çok çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda radyoda tekrar görüşeceğiz zaten. Geleceğin görüşmek üzere. Mesleklerinde konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Şimdi iyi akşamlar. Devam edelim. Profesör Doktor Oral Erdoğan bizlerle, demiştim, Piraeus Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam yayına. Hoş bulduk Gözde Hanım, yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yayın öncesinde benle paylaştığınız resmi ben biraz tasvir edeyim. Yani Los Angeles'ta, değil mi, Long Beach'ten görüntüler var elimizde.
orada gemilerin sıralara girdiği, ne diyelim, büyük bir kalabalık olduğu biliniyor. Şimdi bu tabii özellikle son olarak Çin'de kapatılan liman belki açıldı ama etkileri böyle yavaş yavaş kademeli kademeli hissedilecek. Süveyş kanalındaki kriz sonrası biz bunu görmüştük. Nedir son durum, ne olabilir? Evet, kritik bir süreç yaşanıyor yine. Bu seferki tabii biraz ciddi bir talep canlanmasının da etkisi ifade edilmesi gereken bir durum. Öncelikle dediğiniz gibi Süveyş kanalında bir sıkışma nedeniyle dünyada anormal etkileri yaşandı. Onun üstüne o derece olmasa da Çin'in Ningbo limanında virüslü hasta bir görevli nedeniyle bir kısmi kapanma, %20-25'ini ifade ediyor o limanın. Ki o liman da Çin'in en büyük üç limanından birisidir. Dünyanın sayılı limanlarından biridir Ningbo. Oradaki bir kapanmanın ne derece sorun yarattığını Çin tarafında konuşuyorduk, görünüyordu. Ama bu olay neden oluyor? Yani bir tarafta Taliban olayı yaşanıyor. Ciddi bir durum Asya tarafında. Ve bu işlerin arkasında ne var diye düşünüyorum. Yani siz de herhalde bunu daha net ortaya koymak istediniz canlı yayında. Evet. Şöyle ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Katılanlar olabilir, katılmayan da olabilir ama benim ortaya çıkardığım sentez şu: sektörün önde gelenleriyle de görüştüm. Özellikle Amerika tarafındaki sıkışma esas dikkat çekici Gözde Hanım. Yani evet, Çin limanında olay oldu, yok Süveyş'te oldu, fakat bu işte arkası ne? Anormal bir talep var. Talep nerede dünyada? Dünyadaki ekonomi hızlı büyüyor. Ana büyüyen ekonomi neresi? Dünya ekonomisinin büyüklüğü anlamında baktığınızda özellikle de tüketim bazlı büyüyen kim? Amerika Birleşik Devletleri. Muazzam bir tüketime yönelik talep. Üretim anlamında da talep tabii var ama dünyadaki bu ekonomi devinin muhteşem bir talepçi oluşu, dünya ticaretinin de %90'ını deniz yoluyla taşınıyor olması özellikle Amerika'ya gidecek gelecek gemi sayısını muazzam arttırdı. Ve bu nedenle buna yönelik ne limanlar yeterli ne gemiler aslında yeterli bir durum. Ve bir de bunun üstüne Taliban olayı çıktı, biliyorsunuz Afganistan olayı çıktı. Böyle bir durumda neden etkiledi? Talebi bu derece arttığı yerde kime ihtiyaç var? Taşıyıcılara, şoförlere ihtiyaç var, tırlara ihtiyaç var vesaire ilgili alanlara ihtiyaç var. Fakat burada özellikle mültecilere yönelik de çok ciddi bir şekilde bir dur geldi. Dur oldu yani dünyada, başta Amerika olmak üzere. Öyle olunca ne oldu daha yakın zamanda, biliyorsunuz? Amerika o duvarlar ördüğü Meksika'da tır şoförü bulmaya çalışıyor şu anda. Talep sıkışıklığı var. Bizim Türkiye'den oldu, çok çok iyi bir makarna şirketi konteyner filosu kuruyor neredeyse. 4-6'ya doğru çıkarttı konteyner gemi sayısını. Neden? Çünkü özellikle bu Venezuela vesaire bazı ülkelerle ilgili gemileriniz orada çalıştıracağınıza ağırlıklı kuzeye, Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu yöne doğru hareket oldu. Bunun arkasındaki bir iki noktaya daha gireceğim ama siz kendi ihracat yüklerinizi çok rahat taşıtamayacağınız riskli bir bölge olunca da kendi filonuzu bile genişletmek durumunda kalıyorsunuz. Yani herkesi etkileyen, önce çok büyük tonajlı gemileri etkileyen, sonra küçük tonajı etkileyen, sonra da daha gemi taşımacıya girmemiş adamları gemiciliğe sokan bir süreç başladı şu anda dünyada. Evet. Ve 2008 öncesinde de böyle bir sıkıntılı dönemler vardı aslında. Yani bu iyiymiş gibi görünen ama 1-2 sene sonrasında gerçekten incelenmesi faydalı olacak, şimdiden tedbir olunacak bir durum gibi görüyorum. Biraz daha açabilirim ama sizin sorunuza göre isterseniz yönlendireyim. Hocam, yani ben tabii şunu merak ediyorum. Yani ABD'de talep fazlası var. Bu tabii dünyayı etkiliyor falan. Bir de bir yandan da mesela Çin'in ABD'ye ihracatı ciddi boyutta artıyor. Yani tek yönlü bir sanki ticarete doğru evrilmiş gibi, ABD'nin Çin'e gönderdiği ürün bu kadar artmıyor. Çünkü doğru. Hatta bu konteynercılarla konuştuğumuzda, yani taşımacılarla konuştuğumuzda biraz daha işte oradan boş gönderiliyor gibi
ifadelerde biz duyuyoruz. Şimdi işin bu tarafı var. Yani bu 2008 benzetmesi yaptığınız kısa vadede çözülmeyeceği aşikar ama nasıl bir seyir göreceğiz? Yani düzelme nasıl görebiliriz? Ne zaman görebiliriz? Gözde Hanım, bir veri verelim. Çünkü siz veri kanalısınız. Çok iyi bir şekilde 6.000-7.000 dolar olan günlük taşıma bedeli olan bir konteyner gemi düşünün. Geçen seneydi bu 6.000 dolar civarı diye düşünün. Şu anda 45 bin dolar. Yani bir günlük gemiye vereceğiniz kira bedeli. Hı hı. 2000 kadar kutu taşıyor diye düşünün. Konteyner kutusu. Konteyner taşıyor. Şimdi bu muazzam artış. %600'ü bulan bir artış demektir bu bir yılda. Şimdi bu hareketin ana sebebi Asya'dan Amerika'ya yönelik muazzam talep kaynaklıdır. Doğru yani. Ters yönde o derece hareket yok. Ayrıca bu her şeyi etkiliyor. Konteyner gemisi olmayan gemiler de konteyner yükü taşımaya başladılar biliyor musunuz? Onlarda da muazzam fiyat hareketleri başladı. Çünkü konteyner gemi yetmiyor şu anda. Türkiye bu trenleri çok kaçırdı. Ben bu arada onu söyleyeyim. Türkiye'nin elde tutulabilir bir iki tane konteyner şirketi vardır. Onun dışında doğru dürüst bir konteyner filosu kuramamış bir ülke olduk. Böyle günlerde bu hazır olunması gereken bir durumdu. Türkiye'nin deniz ticaret filosu çok zayıf kaldı. Şimdi ne olacak, ne hazırlık yapılacak? Evet, 2006'da, 2007'de muazzam benzer hareketler yaşandı. Şu anda da 1-2 senesi var bu işin. Önümüzde 6 ayla 1 sene arasında daha fiyatlarda yukarı yönlü tırmanışı göreceğiz. Bu iş Powell'ın, Fed'in kararlarıyla da ilintili olacak. Ama en az 6 ay daha ben bu sürecin devam edebileceği öngörüsündeyim. Sonrası için ise herkesi etkileyecek şekilde sıkıntılı günler olabilir. O yüzden de gerçekten tedbirli gidebiliriz. Çünkü 2006-2008 döneminde hangi tedbirleri almadık da neyle karşılaştık bilen küresel yapı ve aynı zamanda Türkiye'deki iş adamları ve devlet daha tedbirli olmayı düşünebilecektir diye zannediyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi belki de hani bu hatalardan ders çıkarıp ya da bu eksikliklerden ders çıkarıp Türkiye'de kendi adına daha fazla filosunu güçlendirip stratejik sektör olarak deniz taşımacılığını özellikle belki de daha fazla gündemde tutabilir. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Profesör Doktor Oral Erdoğan bizlerleydi. Pir Reis Üniversitesi Rektörü diyelim. Noktalıyoruz. Günden kalanları iyi akşamlar diliyorum.